alt mazak. Doğrultu. Her zaman sevdiğim. Parmaklarım en yükseklerde olma düğümü. İşte bu dört ile beraber. Bizler tabii ki. Merhabalar dostlar, ben Türk Halkçı Hamza Yüksel Koçardı. Yine bıçaklar üzerine bir genel kültür videosuyla karşınızda olacağım. Bu videomuzun konusu özellikle high karbon çeliklerle yapılmış bıçaklardaki kararma sorunu. Şimdi dostlar, bazı mesela şikayetler gelir zaman zaman. Yüksel abi, buyur. Mor aktif marka high karbon bir bıçak aldım. Ya kampta kullanıyordum, işte yemek hazırladım, şunu yapıyordum, bunu yapıyordum derken abi baktım bıçağımın üzerinde o gün kararmalar falan oluştu. Ya bu niye kararıyor? Veya bazısı der ki işte ben yay çeliğinden bıçak aldım ve kurbanda kullandım. Abi baktım bıçağın üzerinde koca koca karalar, lekeler falan var. İşte efendim bilya çeliğinden aldım. Bıçak aldım. Ya körelmiyor mörelmiyor, çok memnunum ama bıçak kararıyor abi, ne yapacağız? Şimdi bakınız dostlar. High karbon özellikli çelikler de doğrudur. Bu tip bazı kullanımlarda zaman zaman bıçak yüzeyinde kararmalar görülüyor. Yay çelikleri ve bilya çelikleri özellikle. Hani alaşımı 3 aşağı 5 yukarı hep bellidir. Ona göre genelde bu tip kullanımlarda özellikle kararırlar. Pasa da hani bir miktar yatkındırlar. Zaten bu çelikler bıçak çeliği değildir. Çok zor körelen, hani bıçaklara sahip olursunuz bu tip çeliklerle yapılmış bıçaklar aldığınız zaman, ama kararan bıçaklara da sahip olursunuz aynı zamanda. Bıçağın keskinlik tutuşu sizin için daha önemliyse işin o kısmına yoğunlaşın. Çünkü tabii ki farklarını yaratıyorlar ama hızlı kararıyorlar. Üstelik bıçak çeliği olmadıkları için pasa meyil gösterebiliyorlar. Bu anlamda özellikle bıçağı kullandığınız zaman derhal temizleyip bir de kurulamanız gerekiyor ki bıçak pasa meyil yapmasın. Ama körelmeye karşı gerçekten çok iyi oluyorlar. Mesela elimin altında iki tane moraknib var. Biri kendi Stanis seri moraknibim. Diğeri de bir başka arkadaşımızın high karbon seri moraknibi. Şimdi dostlar, Stanleslerin şu kısmında Stanles yazar. Paslanmaz çeliktir. Karbonlularınsa şu yüzlerinde karbon yazar. Tabii bu bıçak defalarca hani polisaja girdiği için bu kararma sorunu yüzünden, hatta bu yazıları artık silindi falan diyebilirim size. Ama mesela şöyle sizlere bir göstermeye çalışayım. Bıçağın yüzünde bazı siyah, hani benek gibi bazı şeyler de görülüyor. Bu yüzde de var. Böyle biraz yavaş göstereyim. Bazı açılardan bu şekilde de güzel gözüküyor. O siyah izler. Şimdi bizim arkadaşımız bıçağımızı bir üst katta bıçağını bir bıçakçı arkadaşımız var. Ona veriyor, karardığı zaman polisaj yaptırıyor ve bu şekilde parlattırıyor. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi öncelikle bıçağın körelmesi mi kararmaması mı sizin için daha önemli? Bu gibi bazı ayrıntılara da dikkat etmek gerekir. Şimdi ben paslanmazcıyım. Yüksek kalite paslanmazlar severim. Bu anlamda Stanleys seri çeliklerin iyilerini tercih ederim. Çeliklerim kararmaz ve pasa meyilleri çok azdır. Şimdi Moraknib'in Stanleys'i mesela, Stanleys'i de çok zor körelir, güzel keskinlik tutar, çok iş yapar. Şimdi high karbonunun bıçağı Stanleys'inden yarım milim daha kalındır. Ama bir miktar kararmaya meyilli olmakla beraber gerçekten çok zor körelir ve çok keser. Şimdi bizim arkadaşımız bu bıçakla gerçekten hem avda hem iş hayatında
çok fazla da hani kullanıyor ve haliyle marifetini bizde görüyoruz. Gerçekten körelmeye karşı direnç gerçekten şahane. Şimdi bu tip bir çelik aldığınız zaman bıçağın kararmasını çok dert etmemenizi önereceğim sizlere. Çünkü keskinlik koruyuş ve kesmenin yüksekliği ve uzunluğu haliyle size sağlayacağı bu fayda anlamında farkını yaratacaktır. Bunun bilincinde olmanız durumunda bu tip bir bıçağın üzerindeki bu benekleri falan dert etmemek kaydıyla bıçağınızdan fevkalade memnun kalacağınızı söylemeliyim. Bıçağınız bıçak çeliği high karbonla yapıldığı zaman pasa direnci hani biraz daha yüksek olacaktır. Peşinden söyleyeyim size bu bıçakla herhangi bir gerçi paslanma sorunu henüz yaşamadık tabii ki ama bir kararma sorunu gösteriyor. Ama buna karşılık körelmeme yani avantajında da gerçekten pek çok bıçağı farkını yaratıyor. Ve bizim arkadaşımız bu bıçaktan memnun, şikayetçi değil, en fazla bir polisaj yaptırıyor zaten yan komşusu. Şimdi o şekilde de kullanmakta dostlar. Moraknivin gerçekten karbonlu çeliği çok zor körelir. Bu anlamda keskinlik tutuş çok iyidir. Farkını yaratacaktır. Zaten bir de bıçak çeliğidir. Ona göre de tabii kalitesini fark ettirecektir. Bu tip bir high karbon bıçak kullandığınız zaman bıçak çeliğiyle yapılmamış bir high karbona kıyasla da gene farkını rahatlıkla yaşayabilirsiniz size diyebilirim. Ama ben stainless'lerden çok memnunum. Bütün bıçaklarım zaten stainless'tir. High karbonu tercih etmem. Benim için önemli olan pasa karşı direnci son derece yüksek ama yüksek kalite zor körelen. Keskinlik tutuşu yüksek bir bıçağa sahip olmaktır. High karbon bıçak seviyorsanız bu anlamda bu kararma problemini dert etmemenizi sizlere önereceğim. O şekilde kullanmanız durumundaysa high karbon çeliğin kalitesinin farkını yaşarsınız diyerek. Yüksek müsaadenizle artık bu videoyu bitirmek istiyorum. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Şu kısma tekrar uyarıma dikkat ediniz. Üzerinde karbon yazar. Bunun tabi silindi karbon yazısı polisaja girmekten. Karbonlu çelikle yapılmış moraknivlerle stainless çelikle yapılmış moraknivleri de bu şekilde birbirinden ayırırsınız. Bıçağın üzerini okumanız yeterlidir. Evet dostlar, yüksek müsaadenizle huzurlarınızdan ayrılıyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler, ebedi dostluklar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.